Silvio Berlusconi, İtalya'nın en büyük girişimcilerinden birisi ve kendisi İtalya'nın en eğlenceli başbakanlarından. O kadar eğlenceli ki 3 defa başbakan olmuş. Ama aynı zamanda da en problemli, mafyatik, vergi kaçakçısı, zampara, gürültücü... Anlayacağınız siyasi hayatında skandalların eksik olmadığı bir başbakandan söz ediyoruz. Ben Muhammed Salih Turgut, bugün sizlere politikadan zerre anlamayan bir politikacıdan bahsedeceğim. Berlusconi, 1936'da Milano'da bankacı bir ailede dünyaya geldi. Milano Üniversitesi'nde hukuk bitirdikten sonra yolcu gemilerinde şarkıcılık yapmaya başladı. Ve şarkı söyleme alışkanlığından da kolay kolay vazgeçmedi. Babası onu farklı bir yöne, bir iş imparatorluğu kurmaya doğru itti. Berlusconi emlakla uğraştı ama sonunda medyaya yerleşti. 1978'de Milano'da bir kablo kanalı satın aldı ve fazlasıyla lakayt bir müstehcenliğe sahip şovlar sundu. Bugün dahi birkaç TV kanalının sahibi. Aslında bildiğiniz medya patronu kendisi. Ve şu anda da Forbes'un listesine göre dünyanın en zengin 336. insanı. Siyasi kariyerine 1993 yılında başladı ve siyaseti merkez sağ olan kendi partisi Forza Italia'yı kurdu. Bu adamı gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Çünkü kendisi tam bir popülist. Biri daha vardı böyle olan ama kimdi ya? Neyse. 2002'de Berlusconi Soğuk Savaş'ı sona erdirdiği için övgü aldı. Sebep? Çünkü beyefendi George Bush ve Vladimir Putin'i aynı odaya misafir etmiş. Soğuk Savaş'ı bitirdiği koca bir yalan. Gerçekte Soğuk Savaş 1989'da yani daha o göreve gelmeden önce sona erdi. Medya patronu olunca böyle şeyler daha da abartılıyor sanırım. 2009'da bir saldırgan Berlusconi'ye minyatür bir heykel fırlatarak yüzünü parçaladı. Berlusconi durur mu tabii? Sözde ülkesinin ihtiyaçlarına olan bağlılığını göstermek için Milano'daki bir mitingde ezik yüzünü izleyicilere göstererek olayı siyasi kazancı için kullandı. Ama ne fayda? Bu çabaları 2013'te vergi kaçakçılığından mahkum edilmesini engelleyemedi. Yine de parlamentoda kendisini seven isimler bu durumu protesto ettiler. Berlusconi şu an 86 yaşında ve 50'li yaşlarında siyasete atılmış birisi. Suçlandığı ve hüküm giydiği davaların da haddi hesabı yok. Vergi kaçakçılığı, görevi kötüye kullanma, cinsel istismar suçu. Abi çok tanıdık geliyor bu olaylar ya. Biri vardı ama kimdi? Neyse. Berlusconi yaşadığı bu otoriter bir siyasi düşüşten sonra şu anda İtalya'nın mevcut başbakanı olan Giorgia Meloni'ye fazlasıyla salça olmuş durumda. Meloni'ye ağır eleştirilerde bulundu ve medyaya sızdırılan notlarda onu kendini beğenmiş, kibirli ve gülünç olarak tanımladı. Daha sonra eski arkadaşı Vladimir Putin'e yakınlaşarak "Ben henüz ölmedim" mesajı verdi. 86 yaşındaki botokslu Berlusconi'nin Putin'le dostluğunu yeniden alevlendirmesi ve 45 yaşındaki Meloni üzerinde iradesini savunmaya çalışması onun hala tartışmasız bir şekilde göreve uygun olmadığını ortaya çıkardı. Berlusconi şiir alıntıları yapan ve en az 3 dil bilen birisi olsa da her zaman Trumpçı bir figür olmuştur. Tabii ya! Berlusconi bildiğimiz Trump. Adam bildiğimiz İtalyan Trump. Trump ile Berlusconi'nin zaten çok fazla ortak noktası var. Her ikisi de gürültücü, kendini beğenmiş, küstah iş adamları, amatör politikacılar ve profesyonel zamparalar. Ha bir de tabii ikisinin de egoları ve saçlarıyla sorunlu bir ilişkisi var. Berlusconi vergi kaçakçılığından hüküm giydiği, 2 yıl kamu görevinden men edildiği ve toplum hizmeti yaparak çekmek istediği 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, belki de eski hayatına geri döndüğü için şimdi bir şarkıcıdan daha fazlası değil. New York Times yazarı Roger Cohen'ın da dediği gibi, Berlusconi ciddi zamanlar için ciddi olmayan bir adamdı.